Sevgili dostlar, fizik çözer Metin Çözer'e, modern fizik koliye hoş geldiniz. Sevgili dostlar, MEB 2017 12. sınıf kazanım testlerine devam ediyoruz. Modern fizik 4. Bir fotoelektrik devrede gelen fotonların frekansının sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisine bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Grafiğin eğimi Planck sabitini verir. Sevgili dostlar, konu anlatımında da bunu ispat ettik. Her zaman hangi metal için yaparsak yapalım eğim aynıdır ve Planck sabitini verir. Bağlanma enerjimiz şudur arkadaşlar. 2 elektron volt. İşte arkadaşlar, E eşittir. Buradan enerji E eşittir. H çarpı F'ten düşünecek olursak arkadaşlar, burada frekans 5 katına çıktığında fotonun enerjisi de arkadaşlar 5 katına çıkacak ve 10 E olacak diyebiliriz. Sevgili dostlar, isterseniz şöyle yazın. 2 E eşittir H çarpı F, fotonun enerjisi E foton eşittir H çarpı 5 F. İşte taraf tarafa sadeleştirdiğinizde 2 kere 5 10 E'yi bulmuş oluruz. Cevabımız Edirne. Bir fotoelektrik devrede gelen fotonların frekansının sökülen fotonların, fotoelektronların maksimum kinetik enerjisine bağlı grafiği şekildeki gibidir. İşte arkadaşlar, burada sökülmeye başlanmış. Görüldüğü gibi bağlanma enerjimiz E0. Peki eşik frekansımız ne? 2 çarpı 10 üzeri 14 saniye üzeri eksi 1. Buna göre metalin bağlanma enerjisi kaç Joule'dur. Sevgili dostlar, bağlanma enerjimiz eşittir H çarpı nü 0 diyoruz. Bu da 6,6 çarpı 10 üzeri eksi 34 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 14. 2 çarpı 10 üzeri 14. Evet, 2 ile çarptığımız arkadaşlar 12, 13,2 çarpı eksi 34 artı 14, 10 üzeri eksi 20. Cevabımız Balıkesir, Bandırma. Bir fotoelektrik devrede gelen fotonların frekansının sökülen fotonların kinetik enerjisine, sökülen foton değil arkadaşlar, fotoelektronların olacak, kinetik enerjisine bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre metale 6 F frekanslı ışık düşürüldüğünde sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi kaç elektron volt olur? O zaman burası 3 değil, 3 elektron volt olarak alıyoruz sevgili dostlar. Kinetik enerji elektron volt cinsinden. İşte 4 F 3 ise arkadaşlar, burada fotonun enerjisi, bakın, bağlanma enerjimiz 3, o da eşittir 4 F çarpı H. H nü. Buradan fotonun enerjisi arkadaşlar eşittir ne olmalıdır? 6 FH. Sadeleştirin, 4,5. İşte arkadaşlar, 4,5'tan 3'ü çıkarttığınızda fotonun enerjisi eşittir bağlanma enerjisi artı ekinetik. Buraya şutlayın, 4,5'tan 3'ü çıkarttığınızda cevabımız Balıkesir, Bandırma. Günlük hayatta kullandığımız sistemlerden hangileri fotoelektrik olayın teknolojideki uygulamalarına örnektir deniliyor güzel insanlar? Evet, otomatik kapı sistemleri arkadaşlar, önüne geldiğinizde akımı kesiyor ve ne yapıyor arkadaşlar? Buradan kapılar açılıyor. Işığa duyarlı aydınlatma sistemleri. İşte arkadaşlar, bu otomatik kapıda da aynı şey var. Işığa duyarlı bir sistem var. Yani arkadaşlar, ışığa duyarlı sistemlerde fotoelektrik olay var. Neticede far sensörleri de arkadaşlar ışığa duyarlı bir sistemdir. Cevabımız Edirne, Elazığ, Edremit. Compton olayında gelen foton serbest elektronlarla çarpıştıktan sonra enerjisinin 3/4'ünü kaybederek saçılıyor. Buna göre gelen fotonun frekansının saçılan fotonun frekansına oranı nedir? Sevgili dostlar, bir fotoelektrik olayında, Compton olayında serbest elektrona çarptıktan sonra arkadaşlar ne yapıyor? Foton saçılıyor ve elektron da arkadaşlar belli bir hızla saçılıma uğruyor.
Gelen foton enerjisi E, o zaman saçılan foton enerjisi 3 bölü 4'ünü kaybettiğine göre E bölü 4 diyoruz. E eşittir H'nü diyoruz güzel insanlar. E bölü 4 eşittir H'nü üssü diyoruz. Bize neyi soruyor? Gelen fotonun frekansının saçılan fotonun frekansına ters çevirip çarptığımızda cevabımız Edirne, Elazığ, Edremit. Sevgili dostlar, Compton olayı esnek çarpışmaya çok güzel bir örnektir ve her zaman enerji korunacaktır. Yani gelen fotonun enerjisi eşittir. Gelen fotonun enerjisi eşittir. Saçılan fotonun enerjisi artı elektrona aktarılan kinetik enerji diyoruz. Compton olayında gelen fotonun frekansı 5F, momentumu P'dir. Saçılan fotonun frekansı 2F olduğuna göre momentumu kaç P olacaktır? Tabii ki arkadaşlar momentumu mutlaka azalacaktır. Bakınız arkadaşlar, burada bir fotonun enerjisini mc kare şeklinde yazabiliriz. Enerjiye karşılık gelen arkadaşlar kütle. Bu fotonun enerjisine karşılık gelen kütlesidir. Bunu da güzel insanlar mc çarpı c şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla bir fotonun enerjisini P çarpı C şeklinde düşünebilirsiniz. Foton enerjisi de arkadaşlar nedir? H çarpı nü'dür ya da H çarpı F'tir. Burada frekans F olarak veriyor. O halde sevgili arkadaşlar gelen fotonun frekansı 5F ise 5F eşittir P çarpı C. Saçılan fotonun frekansı 2F ise 2F eşittir P üssü çarpı C diyoruz. Buradan sadeleştirdiğimizde güzel insanlar P üssü eşittir 2P bölü 5 olmaktadır. Cevabımız Adıyaman. Dalga boyunda enerjisi E olan bir foton serbest bir elektronla esnek çarpışma sonucu saçılıyor. Saçılan elektronun enerjisi E bölü 3 olduğuna göre saçılan fotonun dalga boyu nedir? Mutlaka sevgili dostlar lambda üssü büyük lambda olacaktır. Enerjisi azalmıştır. Dalga boyu büyür, frekansı küçülür. Dolayısıyla arkadaşlar saçılan fotonun dalga boyu kaç lambda dediğinde 1 bölü 3 olamaz. Daha küçük olamaz. Aynı olamaz. Daha küçük olamaz sevgili dostlar. Şimdi E foton eşittir arkadaşlar. E foton üssü artı E elektron diyoruz arkadaşlar. Gelen foton enerjisi E, saçılan foton enerjisi E foton üssü artı E bölü 3. Buradan E foton üssü ne olacaktır arkadaşlar? 2E bölü 3 olacaktır. Peki arkadaşlar bir fotonun enerjisi, güzel insanlar bu foton üssü, fotonun enerjisinin hc bölü lambda olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. O halde arkadaşlar dalga boyuyla ters orantılı, yani cevabımız 3 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Compton olayında gelen ve saçılan foton için aşağıda verilen niceliklerden hangisi eşittir? Arkadaşlar gelen de foton, saçılan da foton. Dolayısıyla fotonun hızı aynı ortamda aynı olacaktır. Enerji azaldı, momentum azaldı, dalga boyu arttı, frekans azaldı diyoruz. Fotonun serbest bir elektronla esnek çarpışması şekildeki gibidir. Buna göre fotonun yargılarından hangileri doğrudur? Ne dedik sevgili dostlar? Enerjinin korunumundan gelen fotonun enerjisi eşittir. Saçılan fotonun enerjisi artı saçılan elektronun enerjisi diyoruz. Bundan dolayı enerjisi azalır mı? Yes. Frekans değişir mi? Değişir. Çünkü arkadaşlar E eşittir H'nü. Enerji azaldığına göre frekans azalmıştır. Dalga boyu ne yapacaktır? Artacaktır. Tam tersi olarak cevabımız Diyarbakır diyoruz.
Bir Compton saçılması olayındaki arkadaşlar, bu Compton saçılması olayı biraz önce de söylediğim gibi tam bir esnek çarpışmaya güzel bir örnektir. Esnek çarpışmalarda toplam mekanik enerji korunur mu? Yes. Toplam momentum korunur mu? Yes. Fotonun frekansı azalır mı? Yes. Biraz önce arkadaşlar söylediğim gibi fotonun enerjisi azaldığı için e foton eşittir e foton üssü artı e elektron. Enerji azaldığına göre arkadaşlar frekans azalır, dalga boyu artar. Cevabımız Edirne, Elazığ, Edremit. Güzel insanlar, bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın diyoruz. Modern Fizik Kolik'te kalın diyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün dünyaya duyurmayı unutmayın.